inşallah. Bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu yolda yürürken birçok korkakları da tanıdık yani. Onu da bilesiniz. Bize korkaklık noktasında nasihatte bulunanları da iyi biliriz. Bunu da biliriz. Her yada geç, her firavunun karşısına zulüm düzenini yerle yeksan edecek bir Musa çıkar, bunu biliyorum. Hakkındaki soruşturmalardan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in YouTube'da daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği itirafları tanık olduğu gerçeklermiş gibi anlatması dikkat çekiyor. Türkiye'de Sedat Peker'e itaat eden, neredeyse tapan bir topluluk var. Bunları elbette suçlu olarak göremeyiz. Ama bir şeyi görmeleri gerekiyor. Sedat Peker, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor. PKK elebaşları, kaçak FETÖ'cüler ve daha birçok hain grup, Sedat Peker'in söylemlerini kullanıp hükümeti yıkmaya çalışıyor. Hadi diyelim, videolarında söylediği gibi Sedat Peker vatanını çok seviyor. Peki neden vatan düşmanları Sedat Peker'in açıklamalarına seviniyor? Farkında mısınız kardeşlerim? Tüm dünya bir olmuş ve tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Şimdi de Sedat Peker'i kullanmaktalar. Sedat Peker böyle devam ederse FETÖ'nün darbe yapmasına gerek kalmayacak. Maalesef FETÖ her hainlik gibi bunu da planlamış ve planı büyük bir kitle topladı. Yakında Sedat Peker'e inanan milyonları göreceğiz. Ama yalan furyasını bozmak da bizim elimizde. Gerçekleri dostlarımıza anlatmalıyız. Ve gerçek reisin Sedat Peker olduğunu değil, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz. Suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz'un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden provokasyona devam ediyor. Muhalefet ve uzantı basın, 48 suç dosyasında adı geçen Peker'in yalanlarını yeni bilgilermiş gibi servis etse de bu iddiaların tamamının ardında FETÖ var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkındaki iddialar da, Türkiye'nin Suriye'de cihatçı örgütleri silah gönderdiği yalanları da firari FETÖ'cüler tarafından Peker'e suflü olarak dillendirildi. Kolombiya'dan Türkiye'ye kokain ağı kurulduğu iddiası son süreçte FETÖ'cüler tarafından Peker'e verilen ilk sufle oldu. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven oldu. 23 Haziran 2020'de kendi sosyal medyası üzerinden Kolombiya'da yakalanan uyuşturucuyu gündeme getirerek Türkiye'de susurlukçu diye adlandırdığı, aralarında Mehmet Ağar'ın da olduğu isimlerin yeni bir uyuşturucu hattı kurduğunu iddia etti. Güven, İçişleri Bakanı Soylu'nun da bu uyuşturucu kaçakçılığına göz yumduğu yalanını ortaya attı. Bu yalan, FETÖ'nün diğer yayın organlarında da bir süre dolaştı ancak fazla ilgi görmedi. Aynı iddiayı bu kez FETÖ'cü Sait Sefa daha da büyüterek piyasaya sürdü. 4 Ocak 2021'de kendi sosyal medya kanalından video yayınlayan FETÖ'cü Sefa, Binali Yıldırım'ın oğlunun uyuşturucu baronu Nejat Daş'la ortak 5 gemi aldığını ve bu gemilerle uyuşturucu kaçırmaya başladığını öne sürdü. Ancak Sefa da başarısız olunca yalanın bayraktarlığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e kaldı. Peker, sosyal medya üzerinden 2 Mayıs'tan itibaren yayınladığı videolarında FETÖ'cülerin iddialarını ülke gündemine soktu. Peker'in ortaya attığı bir diğer iddia, Yeldana Kaharman'ın intiharına ilişkin oldu. Peker, Kaharman'ın intihar etmediğini, öldürüldüğünü, dosyanın da güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını iddia etti. Peker, suçlamalarının hedefine ise Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti milletvekili Tolga Ağar'ı koydu. Bu iddialar ilk önce FETÖ'ye müzahir internet sitelerinde 2 Şubat 2020'de gündeme getirildi. Ancak alıcısı olmayınca Nisan 2020 yılında PKK'ya müzahir gazeteciler tarafından biraz daha ileriye taşınarak Ağar oğlunu helikopterle aldırdığı gibi iddialar eklendi. Bu Ocak ayında da aynı iddialar FETÖ'nün internet sitelerinde kendine yer buldu. Yalanın son durağı yine Sedat Peker oldu. Peker, 6 Mayıs'ta aynı iddiaları yeniymiş ve bilgi almış gibi pazarladı. Peker'in DHKPC'li teröristlerin mezarlarını ziyaret ettiği ortaya çıktı. DHKPC terör örgütünden tehditler aldığı gerekçesiyle polis koruması verilen fakat koruma kararı alınmasında FETÖ iddiasıyla meslekten ihraç edilen polis müdürlerinin rol aldığı belirlenmişti. Sedat Peker'in 2019 yılında koruma kararı bulunurken 5 Haziran 2019'da Ramazan Bayramı'nda DHKPC'li teröristlerin mezarlarını ziyaret etmesi dikkat çekti.
terörist mezarını ziyaret ettiği anların fotoğraflarını kişisel hesabında paylaşan Peker, tam mezarlıktan çıkacakken farklı görüşleri savunduğumuz, hatta düşman dahi olsak öldüler ama yenilmediler sözünü mezar taşlarına yazdıran, gerçek anlamda bir duruşları olan 30 sene önceki DHKPC'lilerin de mezarını ziyaret edip dua ettim. Bugün kendini onların devamı olduğunu söyleyen, sözde DHKPC'li, özde ise para için cinayet işleyen kiralık katilleri düşünüp kendi kendime tebessüm ettim ifadelerini kullanmıştı. Peker'in DHKPC'den tehditler aldığı bahanesiyle polis koruması kararının sürdüğü dönemde DHKPC'li teröristlerin mezarını ziyaret etmesi koruma kararındaki FETÖ izini doğrular nitelikte olarak yorumlandı. Peker'in Dev Sol üyesi olan ve 1991 yılında polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen Cavit Özkaya'nın mezarını ziyaret etmiş ve mezar başında dua okumuştu. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in son videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedavaya kaldığını söylediği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu iddiaları reddederek yalanladı. Esat Toklu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aileden varlıklıyım. Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim" ifadelerini kullandı. Toklu ayrıca Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Organize suç örgütü soruşturması şüphelisi Sedat Peker'in 9. videosunda firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu sessizliğini bozdu. Peker'in iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Toklu, yarın konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti. Adalet Bakanlığı'na açıklama izni için başvurdum. Yanıt gelince yarın yazılı açıklama yapacağım. Bütün belgeleri ortaya koyacağım diyen Toklu, bu otelde kaldınız mı sorusuna ise şu cevabı verdi. Açıklama yaptığımda bütün her şey ortaya çıkacak. Orada kalmış mıyım, kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim. Bir insan böyle kolay harcanmamalı. Peker'in bir iddiası da Sezgin Baran Korkmaz rehine karar verdiği iddiası olmuştu. Bunu yalanlayan Toklu, Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam. Hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016'dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul'da diye konuştu. Toklu, BMW X5'e bindiği iddiasına da şu sözlerle açıklık getirdi. O araba 2014 model. 3 yıl önce aldım, 300 bin lira değerinde. Hakim ve savcıları araştırın. %25'i benden daha pahalı arabaya biner. Daha geçen hafta tamirden çıkardım. Ailesinin varlıklı olduğunu belirten Toklu, Karaman'da araştırın. Babamdan kalma enerji, akaryakıt, gıda işleri var. Toklu Petrol örneğin. Ben düz adamım, yanlış işim olmaz dedi. Toklu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da tanımadığını belirterek hiçbir yerde oturmuşluğum, tanışıklığım yok. Tek kare fotoğrafım çıkmaz ifadesini kullandı. Bu çok çirkin bir olay. Biz kendimize güveniyoruz diyen Toklu, yarın başta Sedat Peker olmak üzere hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da bildirdi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını, Peker'e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi. Sedat Peker'in Balkanlardan Dubai'ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, "Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de. Yarın aydınlıkta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu. Mossad'ın avucunda. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar, oradan sonra Fas, Fas'tan Dubai. Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz. Orada hedef hakikaten Türkiye" şeklinde konuştu. Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların iki cephesi olduğunu vurgulayan Perinçek, birinci cephe doğrudan doğruya Biden'ın Türkiye'ye yönelik stratejik Erdoğan'ı devirme kapsamında olan açıklamalar var. İkinci olarak da bir takım suç iddiaları var. O suç iddiaları tabii Türk yargısını ilgilendirir ifadelerini kullandı.